Ben bugün tarihi coğrafi fin okulundan bahsedeceğim. İlk olarak hangi sebeplerle doğmuş ve nerede doğmuş bundan başlamak istiyorum. İskandinav ülkeleri olarak andığımız Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç gibi ülkeler ve İzlanda bölgesindeki halk bilimi esas olarak bakıldığında siyasal hareketlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kurama ayrıca karşılaştırılmalı folklor kuramı da deniliyor. Böyle olmasının sebebi ise aslında temelinde bu kuramın halk bilgisi ve halk edebiyatı metinlerini karşılaştırmak olmasıdır. 19. yüzyılda bildiğimiz gibi Herder Almanya'da folklor adına bir çalışma başlatıyor ve bu çalışma yalnızca Almanya ile kısıtlı kalmıyor. Birçok bölgeyi etkiliyor. Etkilenen ülkelerden birisi de Kuzey Avrupa ülkeleridir. Bu ülkeler arasında baktığımızda en sıkıntılı toplumlardan biri de Finliler olmuştur. Bunun sebebi ise 12. yüzyılda Finlilerin bağımsızlıklarını kaybederek 20. yüzyıl sonlarına kadar İsveç Krallığı'nda ve 20. yüzyılda kadar İsveç Krallığı'nda, 20. yüzyılın başlarında da Rus hakimiyetine girmeleridir. Dolayısıyla burada bağımsızlık mücadelesi söz konusu oluyor ve bu mücadele yeni bir aşamaya ulaşıyor. Bu aşamada da biz aslında halk bilgisi ürünlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Kendi varlıklarını ve varoluşlarını kendi halk bilgisi ürünleriyle kanıtlamaya çalışıyorlar. Tarihi coğrafi yöntemin temelinde de Finlilerin bu çabası yer almaktadır. Yapılan ilk çalışmalara bakacak olursak, Abraham Popius ve Anders Jorgen adlı iki üniversite öğrencisi ilk defa sistematik olarak Fin halk bilgisi ürünlerini derliyorlar. Hemen akabinde Elias Lönnrot adlı bir tıp fakültesi öğrencisi de meşhur Fin destanı Kalevala'yı bir araya getirerek, tıpkı Grimm kardeşler gibi bir araya getirerek 1835 yılında yayımlıyor. Yöntemin kurucusuna baktığımız zaman Julius Kron'dur. Yapmış olduğu çalışmada Kalevala destanının kaynaklarını tespit ediyor ve çeşitli eş metinler halinde nasıl bulunduğunu, bunların yayılma yollarının nasıl olduğunu ve nasıl birleştirildiğini açıklayarak tarihi coğrafi yöntemin temelini oluşturuyor. Julius Kron'un vefatından hemen sonra oğlu Kalle Kron babasının çalışmalarını devam ettiriyor. Axel Olrik ve Bolt ile birlikte Uluslararası Folklor Kurumu kuruyorlar ve başlattıkları seminerlerle bu sistematiğin uluslararası araştırmalarda kullanılması gerektiğini savunuyorlar. Hemen sonrasında yapılan çalışmalara baktığımızda da yine Kalle Halk Bilimi Yöntemi adlı bir kitap yazıyor. Axel Olrik halk anlatmalarının epik yasaları, Ante Aron masalların tip kataloğu, Steve Thompson halk edebiyatı yaratmalarının motif indeksini yazarak bu yönteme katkıda bulunuyorlar. Evet, yöntemin amacına baktığımızda da sözlü halk anlatmaların ama özellikle de masalların ne zaman ve nerede yaratıldığını ve onların muhtemel ilk şeklinin ne olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. Yalnız buradaki temel sorunları yaratıcıların kimler olduğu ve bunu nasıl yarattıkları değil, metnin nasıl oluştuğu meselesidir. Yönteme göre her anlatı belli bir yerde ve belli bir zamanda yaratılmıştır. Urform dediğimiz ilk şekil belli bir yerde ve zamanda yaratılan halk anlatmasını suya atılan bir taşın oluşturduğu dalgaya benzetir. Göç, ticaret ve benzeri etkenler altında bu metinler yayılmaya başlar buna göre. Mesela bir masal türünü ele aldığımızda dalga benzeri yayılma ticaretin ve seyahatin yüzeysel rotalarından işte el yazması ve basılmış metinlerinden de etkilenecektir. Mesela bir masalın bu şekilde yayılmış pek çok eş metni vardır. Hatta bu eş metinlerin bile bir eş metni olduğunu dile getirir Carl von Sydow. Buna da hatta ekotip terimiyle adlandırır. Yani bu mevcut eş metinlerin bir eş metinleri daha olup bir alt grup açıldığında bunu da ekotip terimiyle adlandırıyor. Hatta zaten Carl von Sydow da bu yönüyle bu fin yöntemini eleştiriyor. Yani hani pek çok ekotip olduğu için bunların ilk şeklini bulmanın zor olduğunu söylüyor. Fin metodu çok kökenlilik ya da rüya kökenleri, ritüel kökenleri,
İlahi fenomenin gözlemlerine ya da vahşi zihniyetine dayanan kökenler gibi kapsamlı köken kuramlarını reddediyor. Aynı şekilde yine fin araştırmacıları masalların dilsel ve kültürel sınırları geçemeyeceğini iddia eden yayılmacı karşıtların fikirlerine de karşı çıkmaktadır. Hatta yaptıkları bazı çalışmalarla da bu dilsel ve kültürel sınırları aşabildiğini masalların mesela kanıtlamışlardır. Aynı zamanda bu kanıtlarda masalların gelişmiş halklardan daha az medenileşmiş halklara doğru hareket ettiğine işaret etmektedirler. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'nın genişlemesiyle halk masalları Kuzey ve Güney Amerika ve Afrika kıtalarına taşınmıştır. Fakat Afrikalıların ve Amerikalı Kızılderililerin masallarına bakıldığında Avrupalı köylülerin masallarına rastlanmamaktadır. Bu da düşüncelerini kanıtlamıştır. Bu yüzden geniş alana yayılmış halk masallarına yönelik çalışmalarda masalların kökenlerinin Hindistan ve Batı Avrupa, yayılmanın ikinci merkezinin ise Ön Asya ve Avrupa'nın diğer bölgeleri olduğunu göstermiştir. Kuralın aldığı eleştirilere bakacak olursak, az önce de benim bahsettiğim Carl von Sydow, umarım doğru okuyorumdur, doğru telaffuz ediyorumdur, yöntemin sağlam temeller üzerine kurulmadığını ve bir masalın kendine ait tarihi olan bölgesel ekotipleri olduğunu savunmuştur. Zaten ekotip terimini ortaya atan da kendisiydi. Dolayısıyla da Urform'un bir peri masalı olduğunu düşünmüştür. Yani bulunmasının çok da mümkün olmadığını düşünmüştür. Diğer bir eleştiri Albert Wezelski adlı araştırmacıya ait. O da bir anlatmanın hem yazılı hem de sözlü olarak yayılmasının zor olduğunu söyler ve bu yüzden de sözlü yayılmaya basılı metinlerin etkisinin de dahil edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu yapılmazsa da doğru sonuçlara ulaşılamayacağını iddia etmiştir. Bunun haricinde diğer İskandinav folklor çalışmalarının önde gelen isimlerine baktığımızda onlar da fin monografilerinin katılığına ve mekanik doğasına karşı çıkmaktadırlar. Yani masal çalışmaları estetik ve üslupsal özellikleri ve anlatıcının insan yönünün göz ardı edilip anlatıcıyı soyutlamalara, istatiksel verilere, özetlere, tablolara ve haritalara indirgemelerini eleştirmektedirler. Bütün varyantların toplanıp tamamlanması imkansız olduğu için de metodun zahmetli koşullara ulaşmaktan başka bir şeyi yapmadığını düşünmektedirler. Bunun haricinde bütün bu eleştirilere tabii ki yöntemin savunucuları da sessiz kalmıyorlar. Birkaç araştırma, birkaç çalışma yapılıyor. Bunlardan birincisi Sissy Thompson'a ait Kuzey Amerikalı Kızılderili kabileleriyle sınırlandırılmış bir anlatı seçiyor aynı eleştirilere maruz kalmamak için. The Star Husband Tale, yani Yıldız Koca Masalı isimli bir monografi oluşturuyor. Ve burada fin teorisinde ideal koşullar altında dalga benzeri yayılmayı sınıyor. Thompson 40 Kızılderili kabilesinden toplamda 86 varyant topluyor ve bu varyantlar arasında hikayenin ilk halini 18. yüzyıldan önce Central Plains isimli bölgede oluştuğun sonucuna varıyor. Bu vardığı biçimde iki kız yıldızlarla evlenerek gökyüzüne kaçıyorlar. Masal Central Place bölgesinde fakat ufak değişikliklere uğradığı için de Thompson bunların başka bir kabileye yayılma yoluyla geçtiği sonucuna varıyor. Bu çalışmada Thompson'ın metodun eleştirilerini çürütmek adına yaptığı bir çalışmadır. Yalnız bu yapılan eleştiriler sadece sonuçların zayıflığına değil, uygulanabilirliğin sınırlılığına da oluyor. Karmaşık Avrupa halk masalları yöntem için uygunken basit, tek motifli herhangi bir masal böyle bir çözümlemeye karşı direnebilmektedir. Bu konuda da Archer Taylor bir çalışma yapıyor. Bu çalışmanın adı All Isn't Gold That glitters, yani parıldayan her şey altın değildir adlı atasözü çalışması. Buradaki atasözü örneklerinde glitters, yani parıldamak fiilini içeriyor bazı atasözleri. Ancak daha önceki şekillerine baktığında glisters şeklinde bir mevcut kullanım görüyor. Dolayısıyla
Bunu fark ettiğinde eski metinlerin tamamını kopyalayıp bir tarama yapıyor ve bunun sonucunda da glitter şeklinin daha eski olduğunu ve 18. yüzyıl sonlarında bu sözcükle yer değiştirdiğini söylüyor. Bunu da David Garrick isimli bir oyunun başındaki bir aktör, oyun adını şu an tam olarak hatırlayamadım, bir tiyatro oyunun başındaki konuşmasıyla ispatlıyor. Burada kullanıyor aktör. Türkiye'deki halk bilimi çalışmalarına yansımasına baktığımızda ilk olarak biz işte yöntemin uygulanışı aynı şekilde olmasa da benzer olarak eski Türk edebiyatında görüyoruz. Divan incelemelerinde edisyon kritik adı altında kullanılıyor. Türk halk bilgisi araştırmalarına ve incelemelerine baktığımızda da aslında bilecek pek çok önemli yaratma var. Bunlardan ilk akla gelen de Köroğlu Destanı'dır. Bildiğimiz gibi Köroğlu Destanı Türk dünyasında birçok yerde farklı varyantları içeren bir destandır. Ama günümüzde eş metinleri dışında çok fazla alt gruba ayrıldığı için destanın ilk nerede yaratıldığını bulmak pek olası değildir. Bu yüzden de her eş metin kendi içinde değerlendirilmeli ve ortak Türk kültürüne ne gibi katkılarının olduğunu, ondan sonra Türk boylarının bunları nasıl paylaştıklarını ortaya çıkarırsak daha sağlıklı bir çalışma olacağını düşünüyorlar. Tarihi coğrafi yöntem ve akserolojik epik yasalarına bakacağız. Bunlar halk anlatılarının yapı çözümlemesine yönelişin ilk örneğidir. Kuralları belirleme düşüncesinin ortaya çıkışını akselolojik şu şekilde ifade eder. Halk anlatılarıyla ilgilenen herhangi bir kimse uzaktaki bir halkın edebiyatını okuyunca bu halk ve onun geleneksel anlatıları o kimseye şimdiye kadar tamamen yabancı olsa bile bu anlatılarla daha önce karşılaşmış gibi bir duyguya kapılır. Olrik'e göre bu tanıdık gelmenin iki sebebi vardır. Birincisi ilkel insanın ortak zihin özelliği. İkincisi ise bu özelliğe uygun olan doğa kavramı ve ilkel mitolojidir. Olrik halk anlatılarını alt türlere ayırmadan tek bir başlık altında topluyor. Ve bu başlığa Seg adını veriyor. Seggenwelt veya Seg şeklinde geçmektedir. Seg de halk masalı, mit, efsane gibi bütün türleri birleştiren bir terim olarak kullanılıyor. Ayrıca süper organiği savunan bir folklor kuramcısıdır. Süper organiğe göre de folklor hiçbir kurala bağlı değildir. Sadece kendi kurallarına uyar. Olrik epik kurallarının tanımını şu şekilde yapıyor. Bu kategori mitleri, türküleri, kahramanlık destanlarını ve yerel efsaneleri kapsar. Bütün bu seyik biçimlerinin meydana getirilmesinde ortak olan kurallara halk anlatılarının epik kuralları diyebiliriz şeklinde tanımlıyor. Bu epik kurallar metindeki cinden ben almıştım. Toplanmış fakat Axel Uhrig'in kendi makalesinde 13 başlık altında toplanmış. O da şu tek entrika kuralı altında epik birlik ve ideal epik birlik kuralını birleştirmiş. O şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben Metin Ekici'ye göre tasnifledim. 15 başlık altında topladım. Giriş ve bitiş kuralı, yineleme, üçler kuralı, bir sahnedeki kuralı, zıtlık kuralı, ikizler kuralı, ilk ve son durumun önemi, anlatının her zaman tek bir çizgi üzerinde olması, kalıplaştırma kuralı, büyük tablo sahneleri kuralı, sevgin mantığı kuralı, tek entrika kuralı, epik birlik kuralı, ideal epik birlik kuralı, dikkati baş kahramanın üzerine toplama kuralı diye. Bunların ayrıntılarına değineyim mi hocam? Tek tek açmamı. Kısa birer cümleyle istersen bilgi verelim giriş bitiş kuralına. Tamam, o zaman yine Aksel örnekleri üzerinden gideyim ben, bunlara verdiği örnekler üzerinden. Birincisi giriş ve bitiş kuralı. Giriş ve bitiş kuralında sek birdenbire başlamıyor ve birdenbire de bitmiyor. Durgunluktan yani durağanlıktan coşkunluğa doğru gittiğinden söz ediyor. Mesela bir destan işte Roland isimli bir karakteri ele almış. Son nefesiyle sona ermiyor. Ronald'ın son nefesiyle sona ermiyor. Bundan önce kılıç tutan elin sıkılan yumruğun gevşemesi, kahramanın gömülmesi, intikamın alınması gibi
bazı aşamalardan geçiyor ve daha sonra durağanlaşıyor metin. Bir ikincisi yineleme kuralı. Yineleme kuralı hakkında da yine Axel Ulrich şu örneği vermiş. Ben de hocam örnekler üzerinden gideyim. Mesela bir genç 3 gün arka arkaya devler bölgesine gider ve her gün bir dev öldürür. Bir kahraman Bildur Dağı 3 kere atla çıkmak ister. 3 müstakbel aşık bir gece bir kız tarafından büyüyle hareketsiz bırakılır. Yani şöyle edebiyatta yinelemeden başka konuya önem kazandıracak birçok şey vardır. Fakat buna karşılık halk anlatıları tam anlamıyla ayrıntılara inme tekniğinden yoksundur. Bu yüzden de çok kısa oldukları için konuya önem kazandırılan etkili bir araç olarak görünmezler. Yani ayrıntılara inmekten ziyade yineleme tercih edilmektedir. Üçüncüsü üçler kuralı. Zaten üç rakamı halk anlatılarında önemli rakamlardandır. Buna göre de tüm halk anlatıları dünyası üçler kuralına uymuyor. Mesela Hint hikayelerine baktığımızda bu üçler kuralının yerine ikiler kuralını görüyoruz. Bunun da dini inanışlarıyla ilgili olduğu Axel Ulrich tarafından aktarılmış. Üçler kuralı halk gelenekleri dünyasında yüzlerce ve bin yüzlerce yıllık insan kültürü arasından geniş bir orak kesiği gibi uzanmaktadır şeklinde yine Axel Ulrich ifade etmiş. Bir diğer kuralımız, dördüncü kural, bir sahnede iki kuralı. Bu sefer de iki sayısının önemini görüyoruz. Buna göre de mesela bir sahnede atıyorum işte 3 kişi var. Bu 3 kişiden 2 kişinin konuşması gerekiyorsa üçüncü kişi sınır dışı ediliyor ve sadece 2 kişi. Mesela üçüncü kişi atıyorum uykuya dalmıştır, o 2 kişi konuşur. Yani bir sahnede mutlaka konuşma olduğunda 2 kişi olmak zorundadır. Bir diğeri bir pardon. Bu bir sahnede iki kuralı aslında zıtlık kuralıyla da ilişkilidir. Evet. İyi Zıtlık kuralıyla. kahramanla kötü kahramanın genellikle karşı karşıya kaldığı anlarda ve özellikle dikkati baş kahraman üzerine hani toplamayla alakalı da kuralıyla da aslında bu bir sahnede iki kuralı oldukça önemlidir. İki kişi ya da birden fazla kişi olduğunda olay esnasında bunlar sözlü kültür ortamında olduğu için dinleyicinin dikkatinin dağılmaması adına tamamen diğerlere bir tiyatro sahnesi gibi düşünebilirsiniz. Bütün oyuncular diyelim tiyatro sahnesinde 10 kişi var ama konuşan 2 kişinin üzerindedir. Her zaman spotlight dediğimiz aslında sinemada bunu almıştır. Ve böylelikle bir sahnedeki kuralı olarak izleyicinin dikkati diğer ayrıntılara ya da diğer dikkati dağıtacak unsurlara yöneltilmez, daha sadeleştirilmiş olur. Yani sözlü kültürde de böyledir aslında. Evet. İkizler kuralı da bunun tam tersi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kuralda da bu ikizlerin atıyorum işte her ikisi de küçük ve zayıftır veya her ikisi de kısa boyludur şeklinde. Bu ikizlerden birine anlam yüklendiğinde mesela işte önemli bir görev verildiğinde bu sefer bu zıtlık kuralına dahil oluyor. Bunu da Zeus'un habercileri üzerinden örneklendirmiş yine Axel Ulrich. Biri parlak, pardon, Dios Kuri mitlerinde. Bu yardımcılar biri parlak, diğeri pusludur mesela. Biri ölümlü, diğeri ölümsüzdür şeklinde. Bunlar zaman zaman işte bir kadın için birbirleriyle kavga edebilirler veya işte bu yüzden birbirlerini öldürebilirler. Yedincisi de ilk ve son durumun önemi. Bir sürü kişi veya nesne peş peşe ortaya çıkınca en önemli kişi öne gelir. Buna rağmen sonuncu gelen kişi de anlatının duygudaşlık doğurduğu kişidir. Sekizincisi anlatının her zaman tek bir çizgi üzerinde olması. Halk anlatılarında bir olay çizgisini başkasıyla karıştırmaz. Yani bu aslında sinemalardaki flashback tekniği gibi yani bir geriye dönüş yapmaz. Hani o şekilde örneklendirebiliriz. Bir geriye dönüş tekniği söz konusu değil. Eğer daha önceki olaylar hakkında bilgi vermek gerekiyorsa bu bir konuşmanın içinde verilir. Geriye dönüş tekniğiyle verilmez.
Dokuzuncusu kalıplaştırma kuralı. Bu da katı bir biçimde uyulan bir kuraldır. Aynı çeşitten iki insan veya durum el verdiği ölçüde değişik değil, el verdiği ölçüde birbirine benzerdir. Genç kahraman 3 gün arka arkaya bilmediği bir yere gider, her gün bir devle karşılaşır, hepsiyle aynı şeyi konuşur ve hepsini aynı biçimde öldürür. Bu kalıplaştırmaya bir örnektir. Onuncusu büyük tablo sahneleri kuralı. Bu Burada da Ebru kalıplaştırma ile ilgili aslında şunu da söylemek gerekiyor. Bu kalıplaştırma kuralı anlatıcıya kolaylık sağlar. Hem sözlü kültürde biliyorsunuz bilgi bellekte taşınır ve bellek haricinde başka bir yerde saklanamaz ve olayların ya da bazı durumların ya da bazı kişilerin özellikleri benzer şekilde kalıplaştırmalarla anlatılır. Yani bundaki amaç bir örneğin diyelim herhangi bir kahramanımız var. Kahramanın özelliklerini unuttuk. Ama sözlü kültür ortamında kodlanmış kalıp ifadeler vardır. Formal ifadeler vardır ya da kalıplaştırılmış. Bu kalıplaştırılmış ifadelerden hemen anlatıcı sözlü kültür ortamında sürekli icra yaptığı için bunu hazır kalıbı alıp o kahramanı anında giydirebilir. Yani bu yapboz parçası gibi düşünebiliriz aslında. Bir yerde yapboz parçalarımız hazırda duruyor. Bir tane joker parçamız var diyelim. Kalıplaştırma kuralı için söylüyorum bunu. Bütün parçaları koyduk. Bir tane parçamız eksik. O joker parçayı aldığımızda yapbozu tamamlıyoruz. Yani onu istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. İşte kalıplaştırmalarda yani kalıp ifadeler, formaller de bu şekilde diyebiliriz. Bu da anlatıya kolaylık sağlıyor. Evet, bir diğeri onuncusu büyük tablo sahneleri kuralı. Buna göre de bu sahnelerde S kahramanları yan yana gelirler. Kahraman ve atı veya işte kahraman ve canavar. Tordan örnek verecek olursak Tor büyük yılanı kayığın kıyısına kadar çeker. Yiğit savaşçılar kralların o kadar yakınında ölürler ki ölümlerinde bile krallarını korurlar. Bu şekilde bir örnek vermiş Aksel Öğrik. Bir diğeri 11.'si sevgin mantığı kuralı. Buna göre de ortaya konulan temaların konunun ana hatlarını etkilemesi gerekmektedir. Sevgin bu mantığı her zaman doğal dünyanın mantığı ile ölçülemez. Mucize ve büyü olan eğilim burada artmaktadır. 12.'si tek entropika kuralı. Buna göre de bu sevgi için bir ölçüdür. En iyi olarak gerçek sevgili edebi eserler karşılaştırıldığında görülmektedir. Entropika yapısında gevşek olayların ve belirsiz hareketlerin varlığı ürünün elden geçirildiğinin en belirgin işaretidir. 13.'sü epik birlik kuralı. Epik birlik kuralı da bütün anlat öğelerinin en başından beri ortaya çıkma ihtimali görülen ve artık gözden uzak tutulamayan olaylar yaratması şeklinde gerçekleştirilmektedir. 14.'sü ideal epik kuralı. Bu da birçok anlat öğeleri kişiler arasındaki ilişkileri en iyi şekilde anlatmak için, aydınlatmak için bir araya gelmektedirler. Mesela kralın oğlu canavarın kızının akıllılığı sayesinde özgürlüğe kavuşur. Fakat oğlan kız unutur ve tekrar kız tarafından elde edilir. 15.'si dikkati baş kahramanın üzerine toplama kuralı. Eğer tarihsel olaylar sevkte anlatılıyorsa dikkatler baş kahraman üzerine toplanmaktadır. Yine pardon. Tamam, o farklı bir şeyin örneğiydi, bir örnek verecektim ama. Bu şekilde Aksel Oğri'nin epik kuralları. Bir diğer önemli isim bizim için Ante Örni ve Masal Tipleri Kataloğu. Ante Örni, Carol Crow'un öğrencisidir. Crow'lar tarafından derlenen masalların tasnifi işini üstlenmiştir. Burada yanlış yazmışım ama 5 ana gruba ayırdığını söylemiştim. Fakat örneği 3 ana gruba ayırıyor masalları. Bunları da Ante daha sonrasında Arni. aynı. Arni. Tamam, aynı. 3 ana gruba ayırıyor.
Daha sonrasında Steve Thompson buna iki tane daha ekleme yaparak şu an bizim de kullandığımız beşli sınıflandırma ortaya çıkıyor. Şu şekilde sınıflandırması da bu Steve Thompson'ın yaptığı şekliyle ben aldım. Toplamda 2500 2500 numaralandırma var. Birincisi hayvan masalları 1'den 299'a kadar. İkincisi asıl yani günlük masallar 300'den 1199'a kadar. Üçüncüsü fıkralar ve anekdotlar. Bunlar da 1200'den 1999'a kadar. Dördüncü bir başlık 2000-2399 arası zincirlemeli masallar Steve Thompson'ın eklemesi. 2400-2499'da yine Thompson'ın eklemesi olan sınıflamaya girmeyen diğer masallar. Günümüzde bu tasnif bizim ülkemizde dahil olmak üzere kullanılmaktadır. Fakat bu eleştirilere maruz kalmıştı. Fıkraları da içeriyor olması, halk anlatmaları bir bütün olarak hani ele alındığı düşünülerek bakılsa ve bu yüzden fıkralar konulmuş dese bu sefer diğer türler dışta kalıyor. Bu yüzden de bir tartışma söz konusu. Steve Thompson bir diğer önemli isim ve halk edebiyatı motif indeksi. Günümüz halk bilimi araştırmalarında vazgeçilmez olarak kullandığımız ve sadece masalları değil bütün halk bilimi türlerini ilgilendiren önemli bir çalışmadır. Thompson Halk Edebiyatı ve Motif İndeksi adlı eserini 6 ciltten oluşturuyor. 6. cildinde de konu ve kavramlar dizinine yer veriyor. Motifi şu şekilde tanımlıyor Thompson. Motif bir masaldaki en küçük unsur olup bu unsur gelenekte sürekli bir varoluş gücüne sahiptir. Bu güce sahip olabilmek için bu unsur görülmemiş ve çarpıcı özelliğe sahip olmak zorundadır. Daha sonrasında da üç gruba ayırıyor motifleri ve bunlardan birinde motiflerin yer aldığını söylüyor. Birinci gruptaki motifler tanrılar, olağanüstü hayvanlar, cadılar, devler ve periler gibi şahane yaratıklar ve hatta gözde olan en küçük çocuk veya hain üvey anne gibi gelenek tarafından bilinen insan karakterleri de içine alan masalların aktörleridir. İkinci grupta bir hareketin arkasındaki büyülü objeler, olağanüstü görenekler, acayip inanmalar ve benzeri unsurlar. Üçüncü grupta ise tek tek olaylar yer almaktadır. Burada bir şeyde çeviride bir hata var. Onu düzeltelim. The Motif Index Folk Literature aslında halk edebiyatının motif indeksi diye çevirebiliriz yani bunu. Halk edebiyatı ve motif indeksi değil de halk edebiyatının motif indeksi. Oradaki o fonu işaret ediyor. Halk edebiyatı motif indeks. Önemli bir eser bizim için de bu motif indekste. Genellikle Türkiye'deki motif indeks çalışmaları da tabii burada şunu da vurgulamak lazım. Pek çoğu asıl kaynağından yararlanmış ama yine sayısı azın yani çok da az değil aslında bunların. Pek çoğu da örneğin işte asıl kaynağı görmemiş ama başka gören kişilerden alınmış çalışmalar yapmışlar. Bu anlamda da bazı motif indeksteki katalog numaralarının yanlış şekilde silsile halinde ilerlediğini görüyoruz. Bunun ne zaman fark ettim en iyi şekilde? Bunu Veli Flamamut hikayesini yazarken, kitabını hazırlarken gördüm. Oradaki motif indekslerinin işte incelediğimde pek çok motif indeksi katalog numarasında aynı motifin yer almadığını, hatta öyle bir motifin de yer almadığını, belki çeviriyle alakalıdır ama yine yakından da ilişkili değildi. Gördüm ve bunu düzeltmek adına da kısmen oradaki bütün motif indeksleri temel kaynağından alarak incelemiştim. Devam edelim. Yine Thompson bir masaldaki her şeyi motif terimiyle ifade edilemeyeceğini söylemektedir. Motif terimiyle ifade edebilmemiz için belli başlı özellikleri olmasını söyler. Şuraya geçiyorum. Mesela şöyle bir örnek vermiş. Masalda bir anne olmak motif değil ama hain bir üvey anne bir motiftir. Veya işte evden alelade bir şekilde çıkmak değil de işte üstünü
nasıl söyleyeyim, bir pelerin geçirdi ve görünmez olup çıktı şeklinde çıkmak bir motif diyor. Yani herhangi bir farklılık, bir olağanüstülük ya da işte farklı bir özellik yüklendiğinde bir motif olabildiğini belirtmiş. Daha sonra Thompson'ın tip tanımına değinmiş. Halk edebiyatı öğrencileri tarafından gelenekte bağımsız bir var olma kabiliyeti gösteren anlatmaları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Ne kadar karmaşık olursa olsun herhangi bir masal bağımsız bir anlatma olarak anlatıldığında bir tip olarak değerlendirilir şeklinde tanımlamış. Bu tarifinden sonra da tip ile motif arasındaki, yanlış yazmış orası, ilişki üzerinde kısaca durmuş. Grimm kardeşlerin koleksiyonundaki, Grimm de yine yanlış yazılmış, düzenlememiştim ben. Grimm kardeşlerin koleksiyonundaki gibi bazı uzun masal tiplerinin düzinelerce motif ihtiva edebileceğini, fakat hayvan masallarındaki bazı tiplerin ise tek bir motif üzerine kurulu olabileceğini söylemiş. Bu tek motif üzerine kurulan masallarda da tip ve motifin aynı şey olabileceğine değinmiş. Thompson tarafından belirlenen motifin ana başlıkları da A'dan Z'ye kadar sınıflandırılmış. Mitolojik metinler, hayvanlar, yasak, büyü, ölüm, olağanüstülükler, devler, denemeler, akıllar ve aptallar, aldatmalar, talihin tersine çevrilmesi, geleceği belirleme, şans ve kader, toplum, ödüller ve cezalar, tutsaklar ve kaçaklar, anormal zulümler, cinsiyet, hayatın tabiatı, din, karakter özellikleri, mizah ve çeşitli folklor, pardon, çeşitli motifler olarak. Teşekkür ederiz Ebru. İyi, Rica ederim. net bir sunumdu. Şöyle en azından birazcık farklı bilgiler vermek adına tamamlayalım. Bu arada süremiz var mı? Ona bir bakayım. 6 dakikamız var sanırım. Tamamlarız gibi. Bu okulun aslında mensupları da yani tarihçi, coğrafi, fin okulunun mensupları da tıpkı yayılmacı yaklaşımlar gibi ağırlıklı olarak Batı'daki anlatı türlerini ya da Batı'daki halk edebiyatı, sözlü edebiyat türlerini baz almışlar ve bunlar üzerinde yoğunlaşmışlardır. Hindolojistler ve Mısırolojistlerin aksine aslında bir kültürün kaynağının Hindistan ya da Mısır değil, herhangi bir dünyadaki var olan kültürün temelini, kökenini Batı edebiyatı olarak temel almışlardır. Biliyorsunuz geçen dersimizde bahsetmiştik. Hindolojistler Hindistan'ı baz alıyordu. Mısırolojistler ise Mısır'ı bütün kaynak olarak Mısır'ı görüyorlardı. Ve bununla beraber yine tarihi coğrafi fin kuramı aslında çeşitli ihtimallerden birini seçerek aslında sözlü masalların kökenini açıklamaya çalışmışlar ki işte Urform dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Yine ekotip yayılma açıklamaya yönelik daha çok masal üzerinden de gitmişler. Bunu da belirtmek lazım. Teorik olarak da her ne kadar geleneksel anlatının belli bir zamanda ve belli bir yerde ve belli bir bilinç düzeyinde yaratma sonucunda ortaya çıktığını kabul ederler bunu. Ancak söz konusu ilk yaratılışta ortaya çıkan formu yani İlk biçimi, Urform dediğimiz formu bütün incelik ve teferruatıyla görebilmeyi isterler ama göremezler. Yani görülmez buradaki zaten sen de bahsettin Ebru. En büyük bu kurama yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de o ilk biçim dediğimiz Urform'a asla ulaşamayacağımızdır. Yani en büyük eleştiri de budur. Evet. Ve dolayısıyla bu nedenle işte teorik amacı genel kabul yani genel olarak kabul görmüş belli bir yer ve zamanda herhangi bir folklor ürününü özellikle de bunu hani çoğunlukla düşündüğümüz gibi bir masalın ilk yaratıldığı şekli yani Urform'u bunu Urform'u da açıklarken bunun oluş zamanı ile oluştuğu yani yaratıldığı coğrafi mekanla ortaya koyabilmektir. Yani burada işte tarihi coğrafi fin kuramı dememizin temeli de o aslında. Yani bir kaynak arayışındalar, yayılma yolu belirliyorlar ama bunu
coğrafyayla işte bu coğrafyada ortaya çıktı ve yayılmayı da bu coğrafya üzerinden açıklamaya çalışıyorlar. Bunda da çeşitli etkenlerin olduğunu söylüyor. İşte buna göre biraz önce bahsettin. İlk olarak yaratılan bir masal adeta gölde durgun bir suya taş attığımızda o taşın halkalarının böyle genişlediğini görürsünüz. İşte suya atılan bir taşın düştüğü noktanın etrafında oluşan dalgaların yayılması gibi masallarında yaratıldığı noktadan itibaren zaman ve yer bakımından daireler çizerek genişlediğini ve yayıldığını söylerler işte. Urform ve bu urform biçiminde de ekotipler ortaya çıkarlar. Tabii bu yayılmada öncelikli olarak ticareti baz alırlar ve bu ticaret ile birlikte de diğer sözlü etkenleri de tabii ki ele alırlar. İkinci bir yol olarak da yazılı metinleri gösterirler ki bu da masalın coğrafi yayılımının ne kadar genişlediğini bize göstermekte. Tabii incelenen bir masalın mevcut bütün varyantlarını toparlayarak yani toplayarak ve kendine has işte yöntemler kullanarak yeniden kurulması ve böylece ilk şeklin yani urformun elde edilmesi tasarlanmıştır. Ama dediğim gibi bu maalesef mümkün olmamıştır. Bir folklor ürününün tarihini yeniden oluşturmaya çalışmaktır aslında bu. Böylece bir yandan ilk şekil yani urform bulunurken diğer yandan da masalın bu tarihi seyrini yani masalın öz yaşam öyküsünü, hayat hikayesini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem her ne kadar bir masalın kökeni ve anlamı konusunda ayrıntılı ya da önyargısız bir inceleme yapılabilmesi için ve oluşturulmuş olsa da günümüzde bu çok da mümkün olmayacağı öngörülmüştür ve diğer anlatı türlerine de uygulanabilirliği en azından çok fazla da olmamıştır. Çünkü bir anlatının varyantlarını yani eş metinlerini toplamak çok zordur. Yani bütün hepsinin geçmişteki özellikle mesela eş metinlerini bulmak daha da zordur. Yani sözlü kültürde bulmak en azından. Bunun hangi coğrafyada çıktığını belirlemek de bu nedenle oldukça güç bir yöntemdir arkadaşlar.